Sayın Kılıçdaroğlu ne için yürüyor? Adalet için yürüdüğünü ifade ediyor efendim. Hayır, ben Enis Berberoğlu'nu ziyarete gidiyor diye duydum. Evet. Ne efendim? Evet efendim, Maltepe cezaevinde onu da ziyaret ediyor. Oraya gitmek için bu sıcakta mübarek Ramazan günü yürümeye lüzum yok ki. Hızlı trenle gidebilir. Hem de hızlı treni binmiş olur. Niye? Eziyet ediyor kendini. Arkadaşlar, sokakta adalet aranmaz. İki soru alacağım hemen. Sorulardan bir tanesi Selahattin Demirtaş'ın HDP eş başkanının bugün bir röportajı da yayınlandı. Kamuoyuna yansıdı. Diyor ki AKP'li, CHP'li, MHP'li olduğunu söyleyen pek çok kişiden mektup alıyorum. Ama nedense siyasiler beni ziyaret etmediler. Şimdi madem yarın da bir yürüyüşe başlıyorsunuz, madem diyorsunuz ki demokrasiye hep birlikte sahip çıkmamız gerek diye seyircimiz de soruyor. Ziyaret etmeyi düşünür müydünüz? Eğer ortam olursa niye olmasın? Yani sonuçta bu da bir siyasetçi, saygın bir siyasetçi, halkın oyuyla seçilip gelmiş olan bir siyasetçi. Bir dönem oldukça da sempati uyandırdım. Böyle bir siyasetçi. Demirtaş teröre mesafeli olan bir siyasetçi, aynı zamanda teröre karşı çıkan bir siyasetçi. Bu konuda çok açık ve net demeçleri, açıklamaları olan bir siyasetçi. Başkan Akman'ın heykelini dikeceğiz, heykelini. Teröre karşı çıkan bir siyasetçi. Başkan Akman'ın heykelini dikeceğiz, heykelini. Bu konuda çok açık ve net demeçleri, açıklamaları olan bir siyasetçi. Gelecek yüzyılda bir Kürdistan gerçeği olacak. Belki bağımsız devletleri de olacak Kürtlerin, federal devletleri de. Teröre karşı çıkan bir siyasetçi. Başkan Akman'ın heykelini dikeceğiz, heykelini. Bu da bir siyasetçi, saygın bir siyasetçi. Ve ben bir siyasetçinin, bir milletvekilinin hapiste olmasını doğru bulmuyorum. Hiçbir zaman da doğru bulmadım zaten.